arkadaşlar, herkese merhabalar. Öncelikle zor bir gün oldu. Herkese iyi akşamlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yorucu, zor, yıpratıcı bir gündü. Gerçekten zor bir gündü. Sabah kaldık. Önce genel kültür yetenek sınavına gittiniz. Sonra eğitime gittiniz derken sizin adınıza uzun, yorucu bir gün oldu. Tabii ki işin öncelikle şöyle söyleyelim arkadaşlar. İşin %50'si buydu. Yani asıl önemli kısım, bizim asıl kıymet verdiğimiz, sizin geleceğinizi etkileyecek olan, atama sürecinizi etkileyecek olan kısım tabii ki sizin için alan sınavı olacaktır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki işin %50'si alandır. Bu bizim için önemli bir bilgidir. Umarım bu 2 haftalık süre zarfında alanla ilgili gerekli çalışmaları yaparsınız. Umarım alanla ilgili gerekli soru çözümleri, denemeler ve tekrarları yapıp alanda istediğiniz netleri yaparak da umarım ilk fırsatta atanırsınız diyerekten konuşmaya başlatalım. Şimdi şöyle bir yorum yapmam lazım. Birçok hocamız beni aradı. Netlerini söylediler. Anladığım kadarıyla genel kültür yetenek ve eğitimde insanlar, sınava giren kişiler istediği netleri yapamamış, istediği yani denemelerdeki, dershanelerdeki, kendi evde çalıştığı zamanlardaki netlerini yakalayamamış. Sınavın zorluğundan şikayet ediliyor. Sınavın zor olması gerçekten güzel bir şey. Sınav kolay olunca yoldan geçen bir vatandaş sınava giriyor, 65 eğitim neti yapıyor. Bir sene boyunca çok iyi çalışan bir hocamız 68 net yapıyor arkadaşlar. O yüzden zor olması her zaman bizim için iyidir. Çünkü niye? Kolay olduğu zaman ayırt edicilik olmuyor sayın öğretmenlerim. Netlerle ilgili konuşmam gerekirse, eğer iki sınavdan eğitim ve genel kültür yetenek kısmında 50-50, 100 üzeri yaptıysanız, 55 GKG'yi, 55 eğitim, 52 genel kültür yetenek, 53 eğitim gibi netler yakalandıysa, 100 ve üzeri yapıldıysa gayet güzel netler yapılmıştır arkadaşlar. Çünkü niye? Sınavın bir zorluğu var. Bunda hemfikir. Çünkü çok çalışan, emek veren hocalarımızın netleri, geçen sene mesela 72 net yapan bir hocam bu sene 62 net yapmış. Kendisi bir sürü kitap bitirmesine rağmen neti 10 puan düşmüş. Tabii ki ben sınavın zorluğundan kaynaklı bir şekilde netlerin düşeceğini düşünüyorum. Ama şu net şu kadar olur, ortalama bu kadar olur, standart sapma bu kadar olur gibi bir yorum yapamayız arkadaşlar. Sadece şunu söylemem lazım. Şunu söylemem lazım sadece arkadaşlar. Okul öncesinde alımların arttığı bir dönemdesiniz. Atanmak için 89 GKG netine, 78 eğitim netinize ihtiyacınız yok. Birçok hocamız beni aradı. Netlerini söylemeyeceğim ama gerçekten güzel netler yaptıkları halde hocam ben alana çalışmayacağım diyorlar. Ben şunu söylüyordum. Sınava hazırlanma imkanım olsa benim bir kez daha okul öncesi olmak isterdim. Niye? Alımlar artacağı için arttırıyorum. Sınava hazırlanma imkanım olsa yine okul öncesi olmak isterdim. Niye? Bu kadar kolay geçebileceğim rakiplerim olduğu için. Yani arkadaşlar aranızda GKG'ye neti yüksek olduğu için atanan birini gördünüz mü? Ben GKG'ye yaptım. Bu sınavda GKG'ye belirleyici olduğu için atandım diyen birini gördünüz mü? Atananların sebebi alandır. Yani siz alanda 55 üzeri, 60 üzeri, 65 üzeri yaptığınız andan itibaren atanıyorsunuz. Yani şimdi mesela geçen sene ben bir örnek vereceğim. Beni anlamanız için, moral motivasyon olması için bir öğrencim geçen sene 71,5 genel kültür yetenek neti var. Bakın 71,5. Kendisi atanamadı. Bakın genel hani genel kültür yetenek için ağlıyorsunuz ya, 71,5 genel kültür yetenekle atanamadı. Bir hocam 43 genel kültür yetenek netiyle bu hafta mülakata girecek. Kendisi Eylül ayında atanıyor. Bunun sebebi ne? 43 GKG neti yapan hocamızın alanda 59 neti var arkadaşlar. GKG netlerinin katsayısı 0,15'tir. Alan netlerinin katsayısı 0,66'dır arkadaşlar. Okul öncesi öğretmenleri öncelikle şuna artık ikna olmalılar. GKG netiniz çok iyi de olsa, kötü de olsa alan netiniz belirleyici olacaktır. %50 alan olan yerde eğitim yapamadığım için alan çalışmayacağım, genel kültür yapamadığım için alan çalışmayacağım diyen arkadaşlar tekrar gelecek sınava hazırlanacaklardır. Bu 2 haftayı da
moral, enerji, motivasyon olarak dolu dolu geçen hocalarımız da atanacaklardır. Yani hocam şimdi beni arıyor hocalarımız, ben sınava hazırlanmayacağım diyor. Ben de diyorum tabii ki hocam siz bilirsiniz, siz hazırlanmazsanız sizin yerinize hazırlananlar atanacaktır diyorum. Ki kaldı ki kontenjanın artacağı da ortada. Somut adımlar atılıyor, okullaşma oranı yükseliyor, sürekli okullarla ilgili ihaleler yapılıyor, sınıflar açılıyor. Bu kadar güzel bir dönemde çalışmak istemeyen bir kişi de kendi bilir arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu 15 günde, bu 14 günde ne yapacaksınız? Mümkün olduğu kadar alan denemesi çözmenizi istiyorum. Tamam mı? En az günde 5 deneme, 6 deneme. Günde 8 tane alan denemesi çözen bir kişiye ben derim ki ellerine sağlık derim. Müşri hocamız demiş ki Türkçe zordu, alanla telafi edebilir miyiz ki? Türkçe'de Müşri hocama şöyle bir matematiksel bir hesap yapalım. 30 Türkçe sorusu geliyor. 0,15 kat sayısından 30'da 30 yapan bir kişi 30 Türkçe netiyle kaç puan alıyor arkadaşlar? 4,5 puan mı alıyor? 30 çarpı 0,15'ten 3 puan alıyorsunuz. 4 puan alıyorsunuz ortalama. Yani 30 net desek, 30'da 30 yaptığınızı düşünürsek gelecek olan kaç sayısı herhalde 4,5 puan ediyor. 6-7 tane alan neti yaparsanız 30 tane Türkçenin açığını kapatırsınız. Yani matematik çok basit. Bu zamana kadar bu matematiğin farkına varmadıysanız, alanla her şeyin olacağını anlamadıysanız bu saatten sonra çalışmayın. Zamanınızı başka şeylere harcayın. Enerjinizi başka şeylere harcayın. Yani 73 net yapan bir kişi GKG'de atanamamış ama 43 net yapan bir kişi GKG'den atanmış dediğim halde açık konuşuyorum. Somut örnekler veriyorum. Yaşanmış örnekler veriyorum. Ama ben sizi ikna edemiyorum. Ben 1,5-2 aydır sosyal medyada moral, motivasyon, planlama, stres bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama maalesef açık ve net bir şekilde açıklama yapmama rağmen anlamıyorsunuz. Siz özel eğitimci değilsiniz. Siz GKG ve eğitim netiyle atanmayacaksınız. Siz alanla atanacaksınız. Açık açık söylüyorum. Bu 2 haftada da alan netlerinizi çok rahat arttırabilirsiniz. 50'lik sistemde 23-24 net yapan hocalarımız 2 haftalık bir tempoyla net sayısını 38'e 40'a çıkardı. Geçen sene 41-42 net yapan bir hocamız sınava girdiği zaman 41-42 net yapan hocamız 61 net yaptı. Kendisi şu an mülakata gidiyor. Matematik basit, matematik ortada net. Siz bilirsiniz arkadaşlar yani. Burada önemli olan alandır. GKG'ye ile atanan birini görmedim. GKG'nin neti sayesinde atanan birisi olmadı, olmayacak. GKG'ye neti düşük olduğu için alana çalışmayan hocalarımız da alana çalışan hocalarımızın önünü açacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu önemli. Burada önemli olan şudur. 3 sınavdan da en iyi net sayısına ulaşmaktır arkadaşlar. Yani bir net bile çok önemli ama 5 tane matematik sorusunu bir tane alanla telafi edebildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Bununla beraber önceki yıllarda GKG'si ölçmesi, anayasası çok kötü olup da alanla atanan bir sürü kişi var. Burada yapmanız gereken bir tercih var sayın arkadaşlar. Bu 2 haftayı dolu dolu değerlendirip atanmayı mı istiyorsunuz? Yoksa 2 hafta boyunca moral motivasyonunuzu bozup 2 hafta sonra alanda da hiçbir şey yapamayıp tekrar sınava mı hazırlanmak istiyorsunuz arkadaşlar? Yani ben bunu anlamıyorum ya. Yani 30 tane Türkçe sorusunun 0,15 değeri var ya. 0,15 ya. Tamam matematiğim çok iyi değil. Ama 4-5 puanlık bir yer için koskoca sınavın %50'sini boşluyorsanız da yapabileceğim hiçbir şey inanın yok arkadaşlar. Çünkü bana mesaj atıyor bir tane hocamız 54 tane GKG net yapmış. 56 tane de eğitim neti yapmış. 110 neti var. Çok yüksek değil, çok da kötü değil. Ama bana attığı mesaj şu, hocam ben 2 hafta boyunca en az 60-70 tane alan denemesi çözüp sizin verdiğiniz notlara çalışıp ben alandan yapabildiğimin en iyisini yapacağım diyor. Bu hocamız çok rahat bir şekilde atanacak. Ama bu hocamızdan 1-2 neti yapıp morali motivasyonu düşük olan arkadaşlar tekrardan sınava hazırlanacaklar. Bakın bunu çok net söylüyorum. Tekrar hazırlanacaklar. Bu iş zeka işi değil, bu iş psikoloji, bu iş motivasyon, bu iş enerji meselesi arkadaşlar. Kendisine inanan, eksiklerini gideren,
denemelerini çözen hocalarımız atanıyor. Bakın bu kadar net bir denklem. Bizim okul öncesi öğretmenlerimizin herhalde atanması için şöyle bir algısı var. 95 tane GKG'ye, 84 tane eğitim, 76 tane alan neti yapıp atanacağını düşünen hocalarımız var. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Onlar için yapabileceğim bir şey yok. Tamam. Şu atamasında en az 10 bin bekliyorum. Benim düşüncem şu arkadaşlar. Yani bu atamada yanlış bilmiyorsam %37,5'luk bir alım verildi bize. Bu %37,5'luk alım dahildi. Yani toplu bir alımda bize %37'si verildi. Ben bu sefer 20 bin diğer öğretmenlere, 20 bin diğer branşlara verileceğini düşünüyorum. Okul öncesi öğretmenlerine de ayrı bir 10 bin verileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki bakanımızın çalışmalarına göre artabilir, azalabilir. Ama bu saatten sonra arkadaşlar okul öncesinin düşme alımı yoktur. Ben sırf şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu kontenjana kalsa hepinizin atanması lazım yani. Hocam iki alımda mı, tek alımda mı? Yani 30 bin alım olursa tek alımda 10 bin düşünüyorum. 60 bin, 70 bin seçim döneminden dolayı yoğun bir alımda da 15 bin, 17 bin, 18 bin gibi bir alım bekliyorum arkadaşlar. Hayalde satan bir insan değilimdir. Yeteri kadar da net bir insanımdır, realist bir insanımdır. Hala çalışmayan arkadaşlar gelecek sene sınava hazırlanacaklardır. Ben sadece bunu söylüyorum arkadaşlar. Yani bu yüzden söyleyeceğim budur. Kaderinizi yaşayacaksınız ama önce çalışıp sonra kaderinizi bekleyin değil mi? Önce çalışın, önce enerjinizi sınava yüklenin, verin. Moralinizi, motivasyonunuzu yükseltsin arkadaşlar. Alan ataması bir kereye mahsusmuş arkadaşlar. O 10 bin alımın sebebi bir kereye mahsusmuş. Bu kadar açılan ana sınıfına da herhalde bu kadar 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı açılacak. Herhalde bu kadar yoğun ana sınıfın açıldığı yerlere de herhalde arkadaşlar başka branşlardan alımlar yapılacak. Eğer bir kereye mahsussa herhalde Türkçe öğretmenleri falan atanacak herhalde ana sınıflarında. Ben öyle düşünüyorum. Komik yorumlar görüyorum. Mantık sınırlarında yer almayan yorumlar görüyorum. Yani 40 bin ana sınıfının açıldığı bir yerde, 40 bin ana sınıfının açıldığı bir yerde 2000 tane öğretmen alımı mı bekliyorsunuz? 1000 kişi mi bekliyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Artık söyleyecek, anlatacak, size söyleyecek hani enerjim kalmadı. İki aydır söylüyorum. Alımlar artacak diyorum. Alımlar artıyor. Alımların arttığını görüyoruz. Ama hala alımların artmayacağını düşünün arkadaşlar. Bu yayından çıkabilirsiniz. Bu yayına girip zamanınızı boşa harcamayın. Sınava da hazırlanmayın. Çünkü ben dilimde tüy bitti. Tamam mı arkadaşlar? Artık hani beni tanıyorsunuz. Beni tanıdığınızı düşünüyorum. Hala alımların artmayacağını düşünenleriniz varsa da yani ben ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim? Eskiden 1500 kişi alındığında biz seviniyorduk. Okul öncesinde 1500 kişi alındı diyorduk. Şimdi okul öncesinde 7500 kişi alınmış ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dıştan denetimli olan, kendine güvenmeyen, sınava hazırlanmayan kişilere söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben derse başlamak istiyorum. Şimdi öğretmenlerim, bizim anne çocuk sağlığı ve ilk yardım diye bir dersimiz var. Bu dersle ilgili bize genellikle neler geliyor? Biraz ÖSYM odaklı bir yorum yürütelim sizinle. Öğretmenlerim, bizim eskiden programımızda anatomi, psikoloji, beslenme ve anne çocuk sağlığı gibi 4 tane sağlık bilimlerine yönelik bizim için zor olan 4 dersimiz vardı. Bu 4 dersimizden geriye ne kaldı? Anne çocuk sağlığı ve ilk yardım dersi kaldı. Bu ders bizim için çok önemli, fark atacağımız bir ders. Peki ÖSYM neyi sorar? Peki ÖSYM neye değer verir? Biraz hedefe göre konuşmak istiyorum sizinle. Öğretmenlerim, bizim için önemli olan bir nokta öncelikle ilk yardım olacaktır. Şöyle bir yorum yapacağım. Geçen sene ve önceki senelerde gelen ilk yardım soruları kolay sorulardı. 32 geldi, kırıklarda ne yapılır geldi. Tekrardan karşımıza bir tane ilk yardım sorusu gelecektir. Burada neleri bilmemiz lazım? İlk yardımın ABC'sini, solunumda 3 adımı bilmemiz lazım. Bununla beraber bir kırıkta, bir çıkıkta, bir şok anında ne yapacağız? Hangi pozisyona getireceğiz? Bunları bilmemiz lazım. Bu bir. İkincisi bizim için önemli bir nokta. 2019 sınavına giren arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Bize hastalıkların
ayırt edici belirtisini verecekler ve hangi hastalık olduğunu soracaklar. 2019 ayırt edici belirtisi kognit lekesi olan döküntülü hastalık aşağıdakilerden hangisidir dedi. Bize kızamık hastalığını sordu. O zaman soruyu değiştirip bu sefer bize Folshammer lekeleri ayırt edici belirtidir diyerekten bu sefer kızamıkçık hastalığını bize sorabilir. 6 tane döküntülü hastalığım var. Bunlardan kızıl bakteriyeldir. Antibiyotik uyguluyoruz. Kızılın aşısı yoktur. Onun dışında 5 tane döküntülü hastalığımız var. Onlar virüs kökenlidir, viraldir. Onların aşısı vardır deyip ikinci sorumuzu özellikle döküntülü hastalıklardan bekliyoruz. Bununla beraber bendeki kaynaklar doğrultusunda, lisans kaynakları doğrultusunda bir yorum yapmam gerekirse arkadaşlar, ishal hastalığı gibi, çocuk felci gibi, kaba kulak gibi daha çok döküntülü olmayan, solunum yolu enfeksiyonlarını barındırmayan diğer hastalıklar adı altında bulunan kısmı bilmemiz lazımdır. Örnek vermem gerekirse kulak arkasında bulunan tükürük bezlerinin şişmesi sonucu oluşan ağız açıldığında ağrı yapan hastalığımız kaba kulak hastalığıdır değil mi? Bununla beraber bu hastalıklarla ilgili önceki sene ya 2020 ya 2021'de bize nereden soru geldi? Bağışıklık sisteminden soru geldi. Bağışıklık sisteminde neyimiz var? Doğal bağışıklığımız, sonradan kazanılan bağışıklığımız, aktif var ve pasif bağışıklığımız vardır. Bağışıklık deyince aklımıza ne gelecek? Aşılar gelecek. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda uygulanan zorunlu bir aşı takvimi vardır. Bu kapsam doğrultusunda aşı takvimini bilmemiz lazım. Aşı takvimindeki ilk aşı nedir? Hangi aşı nedir? Veya aşıların kodları var. Mesela örnek vermem gerekirse verem aşımız var. İkinci ay uygulanıyor. Aşı takviminde verem aşısını biz BSG olarak kodluyoruz gibi bunların kodlamalarını bilmemiz lazım. Bununla beraber aşı takvimindeki ilk aşı derse, bak beni iyi dinle. Aşı takvimindeki ilk aşı derse hepatit B. Bebeğin ilk aşısı derse kolostrum. Peki yeni konuya geçtim. Kolostrum nedir? İlk 3-5 gün salgılanan, koyu renkli olan, kaynatılınca pıhtılaşan, çocuğun protein ihtiyacını karşılayan anne sütüdür. Kolostrumdan ilgili neyi bileceksin? Arkadaşlar, bebek ile anne arasında özel bir bağ kurar. Bebeği hastalıklara karşı korur. Bununla beraber anne sütü her zaman temiz ve mikropsuzdur diyeceğiz. Peki, anne sütüyle ilgili bir soru geliyorsa benim aklıma hangi konu gelmeli? Laktasyon süreci gelmeli. Laktasyon nedir? Süt salgılanması, yani süt üretimidir. Peki öğretmenim, laktasyon ne zaman başlayacak? Lohusalık döneminde başlayacak. Lohusalık dönemi nedir hocam? Doğumdan sonra ilk 6 hafta. Şimdi dikkat et, ben seni çok iyi tanıyorum, karıştıracaksın. Doğumdan sonra ilk 4 hafta derse yeni doğana gideceksin. Doğumdan sonra ilk 6 hafta derse lohusalığa gideceksin. Lohusalık dönemiyle ilgili senin bilmen gereken en önemli değişiklik ne peki? Yani laktasyon. Peki laktasyon kaç aşama? 3 aşama. Bunları bileceksin. Bununla beraber aile planlama yöntemlerimiz arasında hormonlu hormonsuz, geri dönüşümlü geri dönüşümsüz gibi aile planlama yöntemlerini bilmen lazım sayın öğretmenim. Ben size kısa bir karışık kaset yükledim. Bu karışık kasette anneçlik sağlığı ve ilk yardımla ilgili bir ne yaptım? Sınırlarını çizdim. Buraları bilmen lazım sayın öğretmenim. Aileler de bilmeniz tabii ki lazım. Size aşı sorusunu soran ÖSYM size yarın öbür gün diyecek ki 3K aşısının rapel dozu hangi ay uygulanır diyecek. Bunları bilmeden sınava girersek üzülürüz. Bunları mutlaka bilmemiz lazımdır. Bununla beraber derse giremeyen hocalarımız varsa eğer, yanlış bilmiyorsam Tekuzem'de Instagram üzerinden de ne yapıyoruz? Dersimizi yayınlıyoruz Tekuzem ailesi olarak da. Umarım söylemiş olduğum perspektif anneçlik sağlığı ile ilgili bilmemiz gerekenler için sizler için bir bakış açısı yaratmıştır sayın öğretmenlerim. Şimdi bir soruyla başlayalım. Hangisi spor yararlanmalarında ön tedavide uygulanan Price yöntemlerinden biri değildir? Şimdi sayın öğretmenim, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Zoom'dan dersi takip eden hocalarım, kalemi kullanıyorum şu an ve ben Price yazısını şuraya yazdım. Yazmış olduğum kısmı görebiliyor musunuz dersi Zoom'dan takip eden öğretmenlerim?
Tamam, çok güzel. Sizin adınıza sevindim. Beni iyi dinle öğretmenim. Price yöntemi bizim bilmemiz gereken önemli bir nokta. Price bir kodlamadır. P harfi nedir? Korumaktır sayın öğretmenim. R harfi nedir? Dinlenmektir. Dinlenmektir. Bu arada teknik ekipten bizi takip eden Muhammed hocama da teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız. Teknolojiden de çok hakim değilim. Slide'ı yeniden de paylaşmam lazım. Şu an ekranımız görünüyor mu Muhammed hocam yazdıkları? Slide'ı yeniden mi paylaşmamız gerekiyor? Kameram ve sohbet mi ekranda? Şimdi nasıl yapacağız? Böyle bir teknik problem yaşadık. Şimdi Zoom'dan yazınca kalemde problem olduğu için ben bu şekilde Fatih kalemden gideyim. Ona göre ilerleyelim hocam. Çünkü ben geçen sefer yaptım, büyük bir problem yaşadım. Şimdi öğretmenlerim, Price'da hangileri vardır, hangileri yoktur? P harfinin kodlaması nedir? Korumaktır. Bununla beraber R dinlenmektir. Bununla beraber ice, yani soğuk uygulama yapmaktır. Bununla beraber C baskı yapmaktır. Ve bununla beraber E eliminate, yani bölgeyi kalp seviyesinin üstünde tutmaktır sayın öğretmenleri. Bak şimdi beni iyi dinle. Kalemin önündeyse notunu al. Arı, akrep, yılan sokmalarında zehir kalbe ulaşmasın istiyoruz. Zehir kalbe ulaşmasın diye bölgeyi kalp seviyesinin altında tutacağız. Bununla beraber kırık çıkık spor yaralanmalarında ise kan akışının devam etmesi için bölgeyi kalp seviyesinin üstünde tutacağız. Kalp seviyesinin altı, kalp seviyesinin üstü. Bu soru bir gün ÖSYM tarafından size sorulacaktır. Şimdi Price yöntemlerinden biri değildir şeklinde bir sorumuz var. Hocam koruma var, baskı var, soğuk var, ice, kalp seviyesi üstü tutmak varken masaj yapmak gibi bir seçenek olmayacaktır. Spor yaralanmalarını detaylandıracağım. Öğretmenim soru da sana spor yaralanmaları diyecek. Buraya dikkat ediyorsun. Spor yaralanması diyecek. Bunun bir iç nedeni vardır. Bunun bir dış nedeni vardır öğretmenim. Hocam iç neden dediğimiz nedir? Kişiseldir. Yani sporcuyu ilgilendirir. Dış neden nedir? Öğretmenim buraya dikkat ediyorsunuz. Dış dediğimiz kısım zemin. Örnek veriyorum, spor yapılan sahanın zemini. Bununla beraber sıcaklık. Bununla beraber antrenman malzemeleri, antrenman malzemesi ve bununla beraber antrenman şeklidir. Örnek vermem gerekirse sabah kaç saat antrenman yapıldı? Dışarıda mı yapıldı? Salonda mı yapıldı? Toprak zeminde mi yapıldı gibi etkenler spor yaralanmalarının dış sebepleridir. İç dediğimiz sporcuyu ilgilendiren kısımlarda ne var öğretmenim? Hemen geldim şuraya, dedim ki örnek verelim yaş. Örnek verelim önceki kazalar, öncelikle yapılmış ameliyatlar. Burada yer alır öğretmenim. Bununla beraber önemli bir nokta var arkadaşlar. Zayıf kas yapısı iç nedendir. Zayıf kas yapısı. Bununla beraber bu faktörler spor yaralanmalarında, sporcu yaralanmalarında sebebiyet verecek midir? Sebebiyet verecektir. Umarım notunuzu almışsınızdır. Hızlı gitmek istemiyorum. Akıcı gitmek istiyorum. Bizim için AÇS önemli. Tamam mı? Buna dikkat edin. Buraları not aldıysak, buraları işlediysek hemen ne yapalım arkadaşlar? Yeni bir sorumuz var. Yeni bir soruya geçmek istiyorum. Bu arada öğretmenlerim şöyle bir soru izlerken size bilgi vermek istiyorum. Alan denemesi çözeceksiniz. En az 4 deneme, 5 deneme çözmenizi istiyorum. Ve denemeleri çözerken mümkün olduğunca eğitim bilimleri sorusu olan denemeler çözmeyin. Şimdi geçenlerde bana bir hocamız deneme sonucunu attı. Hocam diyor, denemede diyor geçerlilik türünü sormuşlar diyor. Güvenilirlik ilişkisini sormuşlar diyor. Ölçme ne alaka diyor. Ben de ona dedim ki hocam dedim, sen dedim ekran paylaşımı gitti. Ben de ona dedim ki hocam dedim, sen dedim ölçmeyle işin yok dedim. Senin dedim işin dedim dramayla dedim. Oyunla dedim. O deneme sana bir şey katmaz dedim. O yüzden
güncel alan denemelerini çözmeye çalışın. Tamam mıyız? Şimdi sobadan çıkan zehirli gazlar, doğal gaz, temizlik ürünlerinin kullanımı sırasında çıkan gazlar ve benzeri maddelerden kaynaklı zehirlenmelerde yaralıya verilmesi gereken pozisyon. Ben şöyle bir yorum yapacağım. Bunu not al. Sınavda size ya epilepsi sara krizini verecek, dikkat et, ya da size bir ilk yardım durumunu verip yaralının hangi pozisyona getirileceğini soracak. Buraya dikkat et. Şimdi soruda bir pozisyon sormuşum ben size. Demişim ki şok pozisyonu demişim, koma demişim, yara oturur demişim, yüzüstü, yan yatış demişim. Hocam soruda dikkat et. Soruda bilmen gereken şey sobadan çıkan zehirli gazla solunum yolu derse, bak dikkat et, solunum yolunu verdi. Solunum yolu ile ilgili bir durum verdi. Bununla beraber bir kalp krizi verirse hangi pozisyona getireceksiniz? Yarı oturum pozisyona getireceksiniz arkadaşlar, tamam mı? Buraya dikkat edin. Eğer solunum yoluyla ilgili bir problem varsa, eğer kalp kriziyle ilgili bir problem varsa nereye gideceğiz öğretmenlerim? Yarı oturur pozisyona gideceğiz. Kişi oturacak, sırtını sabitleyecek, ayaklarını kaplamadan karşıya doğru uzatacaktır. Okey miyiz? Bu pozisyonu bilmenizi istiyorum. Notunuzu alın. Yarı oturur pozisyonu bilmemizde fayda var sayın öğretmenlerim. Bununla beraber bir başka sorumuz, kolay bir soru zaten. Kaza yerinde hastamızın solunumu varmış ancak bilinci yoksa hangi pozisyon veril? Ekran hala yok mu? Nasıl yani? Ekran paylaşımı. Ben şu an ekran paylaşımı yapıyorum diye biliyorum. Şu an beni kor... Beni korkutmayın. Beni korkutmayın. Ekran var mı? Ben burada kaç dakikadır, yarım saattir ders anlatıyorum ha. O üzülürüm. Tamam, iyi, süper, bak, güzel. Şimdi devam edelim. Hep mi vardı? Yani bu Batmanlı kendisini çok iyi biliyor. Zaten atanacak. Bir de derece yapacak. Ama beni korkutuyor arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Neyse, bu Batmanlılar bize şaka yapıyor. Bizi izliyorlar. Şimdi krup hastalığının ayırt edici belirtisi. En sevdiğim soru arkadaşlar. Bu krup nedir? Ya bu krup hepimizin dilinde dolaşıyor. Bu krup ne? Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum öğretmenim. Bak, bizim 6 tane döküntülü hastalığımız var. Bu bir önceki soruya döneceğim. O soru aklımda. 6 tane döküntülü hastalık size sormazsa size ya çocuk felcini soracak, ya kaba kulağı soracak, ya zatürreyi soracak, ya menenjiti soracak, ya da krupu soracak. Alternatifler belli. Ne geleceği belli. Bak şimdi krup nedir? Hemen geldim. Hocam bak, krup şudur. Krup dediğimiz hastalık nedir arkadaşlar? Gırtlaktaki ses tellerinin iltihaplanmasıdır. Ses tellerinin iltihaplanmasıdır. Yani herhangi bir bademcikle ilgili bir problemimiz yok arkadaşlar. Tamam mı? Ses tellerinin iltihaplanmasıdır. Peki krupun neyini sormuşum size? Ayırt edici belirtisini sormuşum. Öğretmenim yıl 2019 bana dedi ki koplik belirtisi dedi, bu hastalığın dedi ayırt edici belirtisi dedi. Hadi şöyle diyelim, yıl olsun 2022, krup hastalığının ayırt edici belirtisini sor. O zaman ne yapacağız, ne diyeceğiz? Dikkat edeceksiniz, krup hastalığının ayırt edici belirtisi havlama tarzı öksürük olacak. Buraya dikkat ediyorsunuz. Krup hastalığında ne var? Havlama tarzda bir öksürük var öğretmenim. Pekala, krupun tedavisi ne yapacaksın? Öğretmenim, bol sıvı alacaksın, sıvı. Bol su tüketimi olacak ve bununla beraber buhar tedavisi olacaktır. Şunu unutmayın, en iyi ilaç, organizma için en iyi ilaç sudur, sıvıdır. Niye? Ateşimizi düşürür, pH dengemizi ayarlar, vücudun bağışıklığını güçlendirir, değil mi? Bol su tüketimi olacaktır. Ses tellerinin iltihaplanmasıdır. Hatta şöyle bir yorum yapacağız. Ayırt edici belirtisi havlama tarzı öksürük olacaktır. Bununla beraber hafif ateş,
burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi diğer seçeneklerde verilen ifadeler standart birçok hastalıkta karşımıza gelen noktalar olacaktır. Islık çalar tarzda öksürük, bu soruyu çözen okul öncesi öğretmenlerim seçenekler arasında C ve E arasında kalacaktır. Eğer soruda sana epiglotit diye bir hastalık verirse, nereye gidecek Müslüm Hocam? Epiglotiti verirse ıslık çalar tarzda öksürüğe gidecek misin? Notunu al, hastalıklar benim için kıymetli, benim soru beklemiş olduğum bir nokta. Bununla beraber sana şöyle bir bilgi vereceğim. Hocam sen yaklaşık 10-15-20 tane hastalık öğreneceksin. Hastalıkların her şeyini bilmene gerek yok. Kuluçka süresini bilmene gerek yok. Ben bilmiyorum kuluçka süresini. Ama sen neyi bileceksin? Sen hastalığın etken maddesini bileceksin. Sen hastalığın ayırt edici belirtisini bileceksin. Örnek vermem gerekirse içi su dolu döküntü, su çiçeğini bileceksin. Örnek vermem gerekirse pastia işareti kızıl, ayırt edici belirti bileceksin. Yüksek ateş erkek çocuklarında kısırlığa sebep verir. Yüksek ateş erkek çocuklarında kısırlığa sebep verirse kaba kulak olduğunu bileceksin. Bunu bil. Hastalıkla ilgili 10 tane, 15 tane madde ezberleme senin alan dersin çok. Senin bilgi yükün çok. Tamam mıyız? Şimdi yazdığınızı düşünüyorum. Benim için kolay bir soruydu. Umarım sınavda çıkarsa yaparsınız. Hemen geri dönelim. Az önce bir sorumuz vardı. Kaza yerinde solunum durmuş. Bununla beraber dikkat ettiğiniz bilinç kapalı. Bilinç yoksa hangi pozisyonu vereceğiz? Güzel bir soru arkadaşlar. Böyle durumlarda ne yapacağız? Hemen şöyle geldik. Böyle bir durumda ne yapacağım? Koma pozisyonumu uygulayacağım. Öğretmenim, koma pozisyonu nedir? Çok güzel bir soru. Bak aslında bu da biraz sizi zorladım. Biraz soru çetrefilleşti. Direkt sana koma pozisyonu nedir diye demiş. Bak hiçbir şekilde yaralıyla ilgili bir bilgi vermez. Hastanın durumuyla ilgili bir bilgi vermez. Sana direkt koma pozisyonu nedir şeklinde bir ifade verebilir. O zaman ne yapacaksın? Koma pozisyonu nedir? Yan yatış pozisyonudur ya. Soru bankalarında bunu size soruyorlar. Görsel şeklinde bir yaralının kolunu şöyle atıyorsun, kafayı şöyle koyuyorsun. Kişinin yan yatış pozisyonu nedir? Koma pozisyonudur. Buna dikkat ediyorsun. Tamam mı? Şimdi bu hastamıza biz ne yapacağız? Koma pozisyonunu verecekmişiz. Koma neymiş? Yan yatış. Komanın kardeşi şoktur. Peki şok pozisyonu nedir? Şok pozisyonu şudur öğretmenim. Yaralıyı sırt üstü yatırıyoruz. Yaralıyı sırt üstü yatırıyoruz. Ayaklar kaç santim yukarı? 30 santim yukarı kalkıyormuş. Bu da benim neyim olacak? Bu da benim şok pozisyonum olacakmış. Öğretmenlerim 4 tane soru oldu. Spor yaralanmasına değindik. Hastalığımıza değindik. 2 tane pozisyona değindik. Mutlaka hastalıkların ayırt edici belirtilerini, mutlaka pozisyonları bilmenizi istiyoruz. AÇS ve ilk yardım bizim için fark yaratan bir ders olacaktır. Eğitim ve GKG'yi artık düzeltemeyiz. Netlerimizi artık arttıramayız arkadaşlar. Gönül isterdik hepimizin netleri yüksek olsun. Herkesin netleri 70 civarı eğitim, 80 civarı GKG olsun isterdik. Ama olmadı. Bu saatten sonra neyi değiştirebilirsiniz? Alan netlerinizi değiştirebilirsiniz. Alana çalışmanızı istiyorum. Moralinizi, motivasyonunuzu yüksek tutmanızı istiyorum. Atananların hiçbiri GKG'den dolayı atanmadı. Hepsi alanda temel olarak 55'i geçtikleri için atandılar. Umarım alan sınavı da ayırt edici bir sınav olur. Herhangi bir sınıf öğretmeni geçen sene okul öncesi alan sınavına girseydi 50 net yapardı arkadaşlar. Ortalamanın yüksekliğinden de bunu biliyoruz zaten. Umarım eğitim bilimleri kökenli soruların az olduğu, bizim mesleğimizi yansıtan, çeldirici zor kaliteli soruların olduğu bir alan sınavımız olur. Bu şekilde güzel bir alan sınavı geçiririz. Hocam bu şekilde ders anlatımımız devam edecek mi? Biz zaten tek uzam ailesi olarak da düzenli olarak bu şekilde derslerimizi işlemeye çalışıyoruz. Gerekli dönütleri de alıyoruz. Başka bir online kursa gidiyorum ama sizin ücretsiz dersleriniz sayesinde netlerim arttı diye dönütler de alıyoruz. Olursa tek uzam tarafından Instagram'da paylaşılacaktır. Size duyurusu yapılacaktır. Bugünlük bu kadar. 4 soru, önemli 4 soruya değindiğime inanıyorum. Bununla beraber moral, motivasyon çok önemli.
Ben teşekkür ederim. Kendinize inanın. Kendinize güvenin. Siz zaten hayatta en güzel şeyleri hak ediyorsunuz. En güzel tatilleri, en güzel evleri, en güzel hayatı hak ediyorsunuz. Beni geç bulmanız çok da önemli değil. Çok önemli bir insan da değilim açıkçası. Ben biraz okul öncesi öğretmeniyim. Tamam mı arkadaşlar? Sizden birisiyim. Yabancı da değilim ben. Teşekkür ederim. Geldiniz, beni dinlediniz, zaman ayırdınız. Havalar çok sıcak. Bugün bayılmışım. Bugün bayıldığım için aradılar, ders var dediler, uyandırdılar beni. Biraz da yorgundum. Bununla beraber Cennet Hocam sen Sivas'a atanacaksın diye de bunu da araya sıkıştıralım. Geçen defa anlatmıştınız, dinleyemedim çocuk ağlayınca. İnşallah o çocuğunuzun kısmeti sizin yanınızda olur. İnşallah güzel bir yere atanırsınız. Unutmuyorsunuz, bu iş moral, motivasyon, bu iş psikoloji meselesi. Kendinize inanıyorsunuz. Zeynep Hocam sen Hatay'a atanıyorsun. Onlarla bir sıkıntımız yok çok şükür. Tabii inşallah hepimiz atanırız. Herkes atanır. Herkesin yolu bahtı. Açık olsun. Biz benim tek üzerimdeki veya soru kampıma dahil olmayan arkadaşlar biz kendimiz yarın okul oyun dersiyle beraber alana saldırmaya başlıyoruz. Alana saldıracağız. Allah ne verdiyse alan verin çalışacağız. Farklı kurslarda olan, farklı derslerde olan hocalarımız siz de saldırın. Alan yapan atanacaktır. Alan sizin geleceğinizi etkileyecektir. Alana yüklenin, alan yapan atanır. Tamam mı? Kendinize dikkat edin. Gerekli bilgilendirmeler sizlere yapılacak. Teşekkür ediyorum. Atama haberlerinizi bekliyorum. Tamam mı? Bakın bu cümleme dikkat edin. Atama haberlerinizi bekliyorum. Bana güzel haberler verin. Tekuzam ailesi olarak teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İyi akşamlar. Başka canlı yayınlarda görüşmek üzere. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın sayın öğretmenlerim.